Edikon 2022'nin bu ikinci gününde sabah 10-10.45 oturumunda 3 bildirimiz önerilmiş. İlk bildiri sahibi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan Yunus Emre Sarı. Şu anda burada gördüğüm kadarıyla. Merhabalar hocam, buradayım. Merhabalar. Bildirimizin başlığı Metaverse. Yabancı dil öğreniminde gerçeğe en yakın otantik ortam. Şey planına göre teknik arkadaşlar daha önce hazırlanmış kaydı paylaşacaklar. Doğru mudur? Doğrudur hocam, doğrudur. Dolayısıyla teknik arkadaşlardan rica ediyoruz kaydı başlatmalarını. Merhabalar değerli hocalarım, değerli katılımcılar. İsmim Yunus Emre Sarı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Hasanöylü Yücel Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü, Alman Dili Eğitimi, ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Bu çalışmada gün geçtikçe Şu anda dijitalleşen geliyor, eğitim ve tamamdır. öğretim ortamlarını daha üst bir tecrübe düzeyine çıkartarak burada bir çığır açabilecek potansiyele sahip Metaverse'ün yabancı dil eğitimi için dil öğrenenlere sağlayabileceği avantaj ve dezavantajlar tartışılacaktır. Bu avantajlardan en önemlilerinden birisi Metaverse'ün otantik sanal ortam sağlama konusundaki üstün teknolojisidir. Araştırmanın ele alınmasında ilgili alan yazın ve yeni medya ortamlarındaki veriler doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. 2021'e göre her 10 yılda bir bilgi ve iletişim teknolojilerinde paradigma değişimi yaşanmaktadır ve 2020'li yılların paradigmasının da özellikle Metaverse kavramı etrafında gerçekleşebileceği araştırmacı tarafından vurgulanmıştır. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik gibi teknolojilerin hayatımıza getirdikleri ve getirecekleri değişimlerden bahsederken son zamanlarda özellikle Metaverse kavramında bahsedilmektedir. Bu bağlamlarda çok farklı etkinliklere, hedef dilde katılma fırsatı, dil öğrenenlere doğal deneyimler sunabilir. Otantik öğrenme her alanda yer alan bir kavramdır. Ancak dil öğrenme, öğretme durumları söz konusu olunca işler çok daha karmaşık hale gelir. Çünkü iletişimin temeli dil becerisidir ve bir iletişimden bahsediyorsak tek taraflı bir iletişimin olması mümkün değildir. İnsan bağımlılığınız bu noktada ortaya çıkacaktır. Bu da işleri çok daha karmaşık hale getiriyor. Otantik öğrenmede özellikle dil öğrenmenin, yabancı dil bağlamından bahsediyorum, dil öğrenmenin salt bilgiye bağlı olarak değil, bilginin otantik öğrenme ortamlarında tecrübe edilmesiyle gerçekleşeceği düşüncesi alan uzmanlarınca kabul görmüştür. Sözcük anlamından bahsetmek istiyorum. Birçok çalışmada yine Neal Stephenson isimli yazarın Snow Crash adlı romanından bahsedilmekte. Bu kelime ilk defa orada geçiyor deniliyor. Yani Türk Dil Kurumu'nun belirlediği bir net kelime ya da sözcük yoktur. Kelime anlamına baktıktan sonra bir de neden bu kadar popülerleşti son zamanlarda onu konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Burada herhalde Facebook firmasının ismini Meta yapmasıyla birlikte bir anda ilgiyi ve dikkati üzerine çekmiş olması önemli olabilir. Bir yandan Web 3 teknolojilerinin gelişmesi ve buna bağlı olarak da bir yandan NFT'lerin hayatımıza girmeye başlaması, bir yandan da bir ekonomik sistemin de oraya entegre edilebilecek olması, açıkçası dünyaya alternatif bir dünya gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu şimdiden gösteriyor. Kullanıcıların bir avatar aracılığıyla dahil olabilecekleri, eğitim alabilecekleri, oyun oynayabilecekleri, alışveriş yapabilecekleri ve sosyal birçok aktivite yapabilecekleri bir sanal mecra olarak tanımlayabiliriz. Metaverse ekosistemi ve teknolojisini gösteren bir burada tablo var. Ekosistem bağlamında sizin yani kullanıcıların alter egosunu yansıtan bir avatar olması onları orada bir sosyal dinamiklik kazandırıyor. Bir yandan teknoloji bağlamında söylemek istediğim özellikle immersiyon kavramının bu ortamlarda çok yüksek, çok önemli olması. Sanal gerçekliğe dalma olarak Türkçe'ye bir yandan çevrilmiş. Yani immersiyon arttıkça sizin ortamlarda dahil olma durumunuz da artıyor. Yani immersiyon yükseldikçe sizi ortamda çeken tüm bu duyularında daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bunun için belirli teknolojilere ihtiyaç var. Bilgisayar karşısındaki iki boyutlu bir şeyle bunu başarmamız pek mümkün değil.
Bu teknolojilerin merkezinde XR var, yani genişletilmiş gerçeklik. Bunları besleyen işte teknolojiler AR, VR ve Mixed Reality dediğimiz karma gerçeklikler var. Covid'de yaşadığımız durum şuydu. Aslında bizde olması beklenen ve aslında olan gibi bir burada karikatürize durum var. Bazen çok daha kötüsü oldu. Yani hiç başında olmadığı halde öğrencilerin varmış gibi kendilerini orada gösterdikleri durumlara da şahit olduk. Demek ki burada bir problem var. Yani bizim beklentilerimizin karşılanmaması, öğrencinin de belki beklentilerinin karşılanmamasıyla eş bir durumdur aslında, değil mi? Yani onu oraya motive eden, oraya çeken bir durum olmaması belki problemdi. Burada iki boyutlu bir metaverse ortamının en basit haliyle düşünün. Bir avatar yardımıyla bir ortama giriyorsunuz. Burada bir müze oluşturmak yine öğreticinin elinde. Buraya kelimeler koyabilirsiniz duvarlara ya da bu dünyayı istediğiniz gibi siz şekillendirebilirsiniz. Burada bir avatar yardımıyla arkadaşlarıyla birlikte sosyal olarak vakit geçirilecek bir kişinin tabii ki bilgisayar başında tek başına olmasından çok daha farklı bir durum olduğunu hepimiz herhalde kabul edebileceğiz. Bakın bu da bir eğitim olabilir. Yani bu kadar gerçekçi bir durumda hiç kimsenin herhalde kendini orada yaşıyor hissetmemesi mümkün değildir. Oyun oynarken dili öğrenebilir miyiz? Bakın yine bir VR gözlük ve aparatıyla karşınızdaki insanlarla tenis de oynayabilirsiniz, masa tenisi oynayabilirsiniz, birçok spor yapabilirsiniz. Ve burada hedef dilde konuşuculara sahip olduğunuzu düşünün. Karşınızda öğrenmek istediğiniz dil konuşucusunun olduğunu düşünün. Onunla bir oyun içerisinde rahat bir şekilde kendinizi o ülkeye gitmeden bulabilirsiniz. Bir eğitimci olarak hangi teknolojilerin öğrencilerini daha yoğun şekilde içine alacağını ve motivasyonunu artıracağını düşünüyorsunuz? Ben bunun cevabını bir önceki slaytlarda verebildiğimi umuyorum. Kendi bakış açım, dil öğreniminin temelini oluşturan otantik öğrenme kavramının Metaverse ile yeni bir boyuta taşınacağı, hızlı bir şekilde otantik öğrenme ortamlarının yabancı dilde nelere sebebiyet vereceğini, olumlu taraflarından biraz bahsetmek istiyorum. Öğrencilerin hedef dili daha iyi üretmesini sağlayacaktır. Öğrencilerin hedef dili daha çabuk edinmesini sağlayacaktır. Biliyorsunuz edinme ve öğrenmek diye iki kavram var. Gerçek hayattaki durumlarda öğrencilerin kendilerini daha güvende hissettiklerini sağlar. Öğrencileri gerçek dile maruz bırakır. İhtiyaçlarıyla daha ilgilidir. Motivasyonları üzerinde olumlu etkileri vardır. Dikkatlerini kültürel bilgilere çeker ve kültürler arasında bir uzlaşma sağlar. Otantik materyal kullanımının dezavantajları da muhakkak olacaktır. Fakat bunlara dezavantaj demekten ziyade bunlar karşılaşılan zorlukları olarak adlandırmak çok daha mantıklı geliyor bana. Dezavantaj olarak görmeyip bunları karşılaşacağımız bazı zorluklar olarak görürsek zaten üstesinden gelmek zorunda olduğumuz durumlar olacağı için. Çünkü dilin kendisi bu olduğu için. Dolayısıyla bunları dezavantaj olarak görmek çok mantıklı değil. Literatürde yapılan iki çalışmadan hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Grant ve diğerlerinin 2013 yılında yaptıkları çalışmada öğrencilerin çok kullanıcılı 3 boyutlu sanal simülasyonunda gerçek dünyaya kıyasla daha az yabancı dil kaygısı hissettiklerini ortaya koymuşlar. Bir yandan da Moreno ve Inigo'nun 2015 yılında yabancı dil öğreniminde metaverse oluşturarak yapmış oldukları çalışmanın sonuçlarına göre öğrencileri motive eden şeyin onların her zaman motive eden şey olduğunu, yani onların aktif bir şekilde süreçlere katılmaları ve hissetmeleri olduğu yine araştırmacılar tarafından belirtilmiş. Metaverse'ün avantajlarını şöyle bir toparlayacak olursak saydığımız şeylerin az önce aktif ve tecrübeye dayalı bir hedef dilde iletişim imkanı sağlar. XR teknolojileriyle fiziksel gerçekliğe yakın hissetme ve motivasyon artışı, konuşma korkusuna olumlu katkı, teknolojiyle bütünleşmeye katkı, yine dilde hakimiyete ve edinmeye katkı, ekonomik olması çok önemli, özgüven ve güven duygusunu arttırabilir. Avatarlar sayesinde çekingenliğin azaltılması, ortamda bulunuşluk ve sosyal bulunuşluk derecesinin artması gerçekten çok önemli avantajlar. Dezavantajlarına bakmak istersek genel olarak genele yaymak maliyetli bir şeydir. Her bir bireye ulaştırmak XR teknolojilerinin çok mümkün değildir. Bunun için yine ayrıca tecrübeli eğiticilere ihtiyaç vardır.
Psikolojik olarak uzun süreli etkileri aslında şu anda net değildir. Ortamdaki hukuki altyapı eksikliği birçok sizin haklarınızın götürülmesine, yok olmasına sebep olabilir. Ortamdaki değer yargılarının yine kontrol edilmezliği, çok kültürlü, yani çok kültürlülük diye bir kavram var ama bu teknolojiler sayesinde çok çok kültürlülük, yani onun da üstünde bir kültürlülük durumu söz konusu olacaktır. Bunlar karşılaşabilebilecek problemler olarak ortaya çıkacaktır. Slide'de kullanmış olduğum kaynaklar bunlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sonuç olarak yabancı dil öğretimindeki didaktik ve teorik temeller göze alındığında metaverse ortamlarının sahip olduğu doğal dil ortamları gerek dil öğretimi gerekse doğal ortamında hedef dille temasını öğrenenler tarafından kolayca yapılabileceği fırsatların olduğu yeni bir dünyanın anahtarı olabilirler. Henüz çok yeni ve kullanıcılar açısından beraberinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumlu ve olumsuz etkilerinde olacağını unutmamak gerekir diyerek sunumu tamamlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim herkese katıldığı Peki, Yunus Emre Sarı hocamızın sunumu için teşekkür ediyoruz.